Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben gayet iyiyim sizlerle minik bir maraton sohbeti yapmak üzere buluşuyoruz şu an bu videoda 2020 yılında yaptığımız bir edebiyat bir bilim bir film maratonunda okuduğumuz Türk edebiyatı kitaplarını paylaşacağım sıralı bir şekilde maratondan sonradan haberdar olup da bu zinciri yapmak isteyen arkadaşlara da toplu bir liste olmasını istedim. Biz 2020 yılında 820 civarı arkadaşla yola çıktık ve dedik ki Tanzimat Edebiyatı döneminden günümüz Türk Edebiyatı'na kadar uzanan bir zincir yapalım ve sıralı okumalarla Türk Edebiyatı'na genel bir bakış atalım. Tabii ki bu videoyla ilk defa kanalımıza gelen arkadaşlar için bir uyarı yapmak isterim. Bu bir Türk Edebiyatı kitapları tavsiyesinden çok okuduğumuz kitaplar listesidir. Türk Edebiyatı'nın çok önemli yazarlarının çok önemli kitaplarının listede bulunmamasının nedeni okumadığımız, genelin okumadığı kitapların seçilip ilginin az olduğu önemli eserlere yoğunlaşıp güzel bir maraton yapmaktı amacımız. Tabi içlerinde bilinen bazı eserler de olacak. Peki biz Tanzimat'tan günümüze kadar 2020 yılında neler okuduk bir bakalım arkadaşlar. İlk aylarda biliyorsunuz Tanzimat, Servet-i Fünun ve Milli Edebiyat çizgisinde ilerleyerek şu kitapları okuduk. Birinci <laughs> kitabımız Maraton'un açılış kitabıydı aynı zamanda. Taşıkı, Talat ve Pıtnat. İşte birçok ulusal sınavdan hatırladığınız bir eser eserdir. Şemsettin Sami'nin ölümsüz eseridir. Ve ilk Türk romanı olarak da aslında lanse edilir. Ama burada tabi araştırmalar derinleştikçe bazı bilgi güncellemeleri de gerekiyor. Her ne kadar Osmanlıca harflerle basılmış ilk romanımız olsa da Ermeni harfleriyle yazılan başka bir ilk eser daha ortaya çıktığı için bu tarz bilgiler zaten çok değişkendir arkadaşlar. Bunlara çok da takmamak gerekiyor. Eserin niteliği burada önemli. Gerçekten nitelikli bir eserdir. Tanzimat Edebiyatı çizgisinde. Dönemin sorununa eğilen güzel bir eserdir. Çünkü o dönem eserlerinde daha çok hangi sorunlar yaşanıyorsa onu ele alıp güzel bir şekilde insanlara aktarması bekleniyor eserden ve yazardan. Taşuk Talat ve Fıtnat da bunu başaran bir eser. Kadın erkek ilişkileri üzerine, evlilik üzerine ki o dönemin en büyük baş belası sorunlarından birisi hala da devam eden sorunlardan birisi. Görmeden evlenme, görücü usulü evlenme Eğlenme. Bunlarla ilgili aşk üzerine tabii çok güzel ayrıntıların bulunduğu bir kitaptır. Başlangıç çizgimiz çok güzel. Tabii ki ben bu maratonda bu eserleri şu amaçla okudum. İş Bankası'nın Günümüz Çevirileri serisi var biliyorsunuz. Ben Taşık Talat ve Fıtnat'ı çok farklı bir yayın evinden daha önce okumuştum ama İş Bankası'nın bu eseriyle beraber çok farklı bir tatlı olduğunu söyleyebilirim. Eski eserleri okumaya korkan arkadaşlar için de gayet güzel olacağını söyleyebilirim. Ben her kitapta böyle yorum yaparsam Bizim 20 küsur edebiyat kitabımız bitmez. İkinci eserimiz de tabii ki bu dönemde kapısını çalmak zorunda olduğumuz kalemşorumuz Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey ve Rakım Efendi kitabıydı. Yine daha önce farklı basımlarından okuduğum bir eserdi. Bu eseri de İş Bankası'nın şu basımıyla okumak apayrı bir keyif verdi diyebilirim. Yine dönemin yanlış batılılaşma sorununu çok güzel bir şekilde irdeleyen bir kitaptır. En büyük tavsiyem sınavlar için ezberlediğiniz bu kitapları lütfen alın, okuyun. İçerik olarak toplumumuzun nerelerden, neleri yaşayıp hangi duruma geldiğini pek fark var mı yok mu bilemem ama en azından o çizgiyi görmeniz açısından edebiyat bu anlamda çok önemli bir enstrümandır arkadaşlar. Sadece eser isimleriyle bugünlere geldik ve ne hale geldiğimiz ortada. Lütfen o eserleri okuyalım. Bu maratonun bir amacı da buydu zaten. Üçüncü eserimiz ise meşhur realizmin edebiyatımızdaki ilk başarılı örneği sayılan araba sevdasıydı. Recaizade Mahmut Eklem'in. Tabii ki biz araba sevdasını okumayan arkadaşlara normal roman olarak da okumasını tavsiye ettik ama bizim maratonda okuduğumuz basım şuydu. Çizgi roman versiyonuydu. Ben çünkü o dönemde yazılan böyle bir eserin çizgi romanını çok merak ediyordum. Bu maratona da yakışan düşünün. Birçok kişinin okuduğunu düşünerek de maratonda çizgi romanını okuduk. Ama okumayan birçok arkadaş da araba sevdasını okudular. Eski basımlardan okuyanlar çok zorlandılar söyleyeyim. Yine dediğimiz gibi yanlış batılılaşmayı işleyen çok değerli eserlerden biridir. Benim romanını da çok sevdiğim bir eserdir. Bu okuduğumuz çizgi romanı da çok hoşuma gitti diyebilirim. Bir film seyreder gibi adeta araba sevdasını bu çizgi romandan seyrederek okudum diyebilirim. Gayet güzel bir okumaydı. Daha sonra her ne kadar maratona dahil olmasa da benim ben okuyacağım arkadaşlar siz de okuyabilirsiniz dediğim çok sevdiğim eserlerden biriydi. Ahmet Mithat Efendi'nin dolaptan temaşası vardı. Birçok arkadaş buna eşlik etti. Çok güzel bir okumaydı. Yeniçerilikle ilgili ve Osmanlı'nın o dönemiyle ilgili çok kısa çok leziz bir eserdir kendisi. Kesinlikle Ahmet Mithat'ın yani zaten okumak gerekiyor. Bulduğunuz eserini okuyun. Zorlanırsanız günümüz Türkçesiyle okuyun. Dolaptan temaşa çok eğlenceli, çok keyifliydi. Sinema tadı olan çok güzel bir eserde. Tiyatroda da çok işlenen o dolapta basılma sahnesinin aslında Osmanlı versiyonu diyebiliriz ve Ahmet Mithat Efendi esere çok güzel bir hava katıyor. Diyor ki ben bu eseri şu 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 arkadaştan duymuştum, bana anlatmışlardı ama işin aslı nasıl bilemem diyerek anlatıyor. Bir meddah anlatısı şeklinde. Çok güzel bir eserdi Dolaptan Temaşa'da. Bir diğer eserimiz tabii ki bu çizgide Halit Ziya'nın Halit Ziya Uşaklıgil'in kapısını çalmamız gerekiyordu. Halit Ziya Uşaklıgil'in birçok önemli eseri var tabii ki. Biz bu muydu eserini okuyarak hem yazara yabancı olan arkadaşları alıştırmak için hem de Halit Ziya'nın çok da okunmayan bir eserini gündeme getirmek için bu okumayı yapmıştık. Bu muydu Halit Ziya'nın öykülerinden oluşan bir eserdi. Onun büyük romanlarını okumadan önce güzel bir okuma olduğunu düşünüyorum birçok arkadaş adına. Tabii ki romanlarını da eski basımlardan okumak biraz zor olabilir, ağır gelebilir. Bu muydunun bu basımı şöyle güzeldi. Hem günümüz Türkçesiyle hem orijinal metinler halinde iki bölüm halinde kitapta vardı. Halit bu maratonumuzda kendine böylelikle yer edinmiş oldu arkadaşlar. Türk Edebiyatı zincirimize tabii ki daha sonra Mehmet Rauf'la devam ettik. Genç Kız Kalbi'nin de okunmasını önererek maratonda ona da yer vermiş olduk. Genç Kız Kalbi gerçekten o dönemde erkek bir yazarın üstüne basa basa söylüyorum. Bir kadının hislerini anlatması açısından bence çok önemli bir metin. Birçok arkadaşımız da çok beğendi zaten genç kız kalbini. Zehra'yı da okumuştuk onu da söyleyelim buradan. Zehra da çok güzel bir eserdir. Acayiptir yani böyle o <laughs> kin, ketumluk açısından ilginç bir eserdi. Onu da bu şekilde ziyaret etmiş olduk. Ve hemen ardından edebiyatımızın bence göz bebeklerinden bir tanesi. Hüseyin Rahmi Gürpılarsız olur mu? Onun Şık kitabını okuduk. Felatun Bey ve Rakım Efendi araba sevdası gibi kitaplara gönderme yaparak. Bir de Hüseyin Rahmi Gürpınar bu olaya nasıl bakmış diyerekten bu kitabı özellikle okuduk. Şık da aynı şekilde yanlış batılılaşmayı çok güzel bir şekilde ele alan, güzel bir komedisi olan iyi bir eserdi. Çok sevildi. Ve yine aynı şekilde Hüseyin Rahmi'den Gönül Bir Yel Değirmeni'dir Sevda Ötür kitabını okuduk. Eyvah eyvah. Evlere şenlik bir okumaydı bu. Benim de ilk defa okuduğum bir eser oldu. Çünkü ismiyle ve konusuyla hep merak ettiğim bir eserdi. Böyle yani şadan <laughs> sesleriyle. Hüseyin Rahmi gerçekten çok farklı bir adam. İşte kadınların içinde büyümesiyle, o konak hayatını çok iyi yaşamasıyla iyi anlatıyor. Çok güzel gözlemlemiş her şeyi ve çok iyi anlatıyor. O dönemin o konak hayatını, hanımefendiler, beyefendiler işte yalanlar, dolanlar, entrikalar şenlikti gerçekten. Gönül bir yer değirmenidir okuması. Maratonumuzun en renkli aylarından biriydi. Gerçekten hatta Türkiye'de bu karakterleri kimler oynar diye de oyuncu listesi de oluşturduk grubumuzda. Çok keyifliydi. Ve tabii sonra biraz daha fikir dünyalarını irdelememiz gerekiyordu yazarların. Ahmet Haşim'e gittik ve dedik ki onun bize göre. Şu basım çok güzel. Bundan özellikle okumaya çalıştık. Çünkü burada düşünce yazılarını yazdığı birçok eseri bir arada bulunuyor. İşte bize göre Gurabane İlaklakan, Frankfurt Seyahatnamesi, Ahmet Haşim'in düşünceleri dönemine göre gerçekten çok ilgi çekiciydi. Güzeldi. Benim bazı bölümlerde okuduğum yerler vardı ama kadınlara dair söyledikleri ilk defa okuduğum yerler de oldu. Hatta gruplarda bu kısımlar çok konuşuldu, tepki çekti diyebiliriz. Yani Ahmet Haşim'i de o şekilde okuyup değerlendirmiş olduk. Bize göre de Türk edebiyatı zincirinde çok güzel bir okuma oldu diyebiliriz bize göre. Ve sonraki aya geldiğimizde biraz yavaş yavaş romanımızın dilinin oluşmaya başladığını görmek için Yakup Kadri'nin kapısını çaldık ve onun Kiralık Konak romanını okuduk. Yine toplumsal düzenin değişmesiyle beraber yaşanan o çalkantıyı çok güzel anlatan eserlerden biriydi. Hemen ardından yine Halide Edip Adıvar'ın okunan birçok romanı yerine onun hayatını ele aldığı Mor Salkımlı Ev eserini okuduk. Halide Edip Adıvar'ın çocukluğuyla beraber biz de o günlere gittik. Çok güzel ayrıntılar vardı gerçekten. Çok güzel eski o Ramazan günleri, eski İstanbul akşamları, o konak hayatları çok güzeldi. Müthiş bir tarihi belge bu kitap. Hemen ardından edebiyatımızda kendine apayrı bir yer edinmiş olan Refik Halit Karay'ın kapısını çaldık ve onun guguklu saatiyle düşüncelerine tanıklık etmeye çalıştık. Bu da güzel bir okumaydı. Farklı görüşleri var. Çok güzel bir gözlemci Refik Halit Karay. Türkçeyi çok güzel kullanıyor. Bu maraton zincirinde uğradığımız en iyi duraklardan biriydi. Guguklu saat ele aldı. Konular itibarıyla da bence çok güzel bir belge niteliğindeydi. Ve Refik ardından yine aynı şekilde biraz daha bağımsız takılan yazarlarımızdan Peyami Safa'nın kapısını çaldık. Bir tereddüdün romanını dedik okuyalım. Daha az kişinin okuduğu bir kitaptı bu. Peyami Safa'nın ilginç bir edebiyat zekası var. Olayları çok güzel irdeliyor. Dediğim gibi daha önceki yıllarda da Stephen Zweig'ın Türkiye Şubesi gibi hatta gururla ondan daha başarılı bulunduğu noktaların da olduğunu söyleyebiliriz. Bir tereddüdün romanı da yani bir yalnızız değil tabii yani ne bileyim işte bir dokuzuncu hariciye koğuşu değil ama apayrı şekilde yine insan psikolojisini irdeleyen güzel bir romandı. Güzel bir durak oldu bizim için. Ve hemen ardından artık köy enstitülerinin etkisiyle oluşmaya başlayan işte o köy edebiyatı Anadolu'ya yönelme, milli edebiyatın devamı bu okumalara yöneldik ve çok az kişinin bildiği, az kişinin okuduğu özel bir kitap okuduk. Çıkıklar durunca Sadri Ertem'in bu kitabı. Birçok kişi ben bu kitabı ilk defa duydum ve çok sevdim diyerek yorum yaptı. Daha önce de söylemiştim edebiyatımızda Yaşar Kemal'i, Kemal Tahir Sabahattin Ali, işte ne bileyim Orhan Kemal'i doğuran eserlerden biridir aslında. Toplumcu gerçekçiliği de yansıtan ilk eserlerden biridir. Sadri Ertem'in Çıkrıklar Durunca kitabı. Kor kitapta şu muhteşem baskı için alkışı hak ediyor arkadaşlar. Güzel bir okumaydı bence. Makineleşmenin insan hayatına etkisini o dönemden inceleyen, ki en ilkel haliyle inceleyen bir eserdi aslında. Güzel de bir eserdi. İyi ki okumuşuz dedik. Hemen ardından edebiyatımızın farklı karakterlerinden biri olan Memduh Şevket Esendal'ın kapısını çaldık ve mendil altında eserini okuduk. Onun öyküleriyle tanışmayan arkadaşları öykülerle tanıştırmaya çalıştık. Memduh Şevket Esendal'ın öyküleri tabii üst üste okunduğu zaman biraz boğucu, biraz sıkıcı olabilir ama çok güzel İnciler barındırır, çok nadir gözlemler barındırır. Siyaset ve edebiyat anlamında o yüzden kapısı mutlaka çalınmalıdır Türk Edebiyatı zincirlerinde. Ve hemen ardından yine o toplumcu gerçekçi zincirimizden devam ederek köy sütülerinin doğurduğu yazarlardan biri olan Fakir Baykurt'un görece daha az yani yılanların öcüne göre mesela daha az okunan eseri kaplumbağaları okumaya çalıştık. Biraz şöyle söyleyelim. Uzamış bir roman aslında. Yarı yarıya kısaltılabilir. Anlatmak istemiş Fakir Baykurt. Tarla bahçe sorunlarıyla işte köylüyle devlet arasında bürokrasi ile halk arasındaki sorunları irdeleyen birçok Fakir Baykurt kitabı gibi iyi ki uğramışız dediğimiz duraklardan biriydi. Ve tabi o dönemlerde dolaşırken edebiyatımızın kırılmalarından birini yaşatan insanlardan birine deilmemiz gerekiyordu. Said Faik Abasıyanık. Biz onun öykülerinden birini değil de nadir yaptığı şeylerden biri olan roman yazarlığının sonucuyla ortaya çıkan romanlarından birini okuduk. Kayıp aranıyor okuduk. Yani bir Said Faik romanı okuduk bu maratonda. Bence maratonun en özel okumalarından biriydi. Bitirdiğimizde hepimizde benzer bir tat ve etki bırakmıştı. Kayıp Aranıyor kesinlikle tavsiye edeceğim kitaplardan biriydi. Ve sonra Orhan Kemal'in kapısını çaldık. Tabii ki onun kapısını çalmadan geçip gidemezdik. Kemal Tahir ve Yaşar Kemal'i geçtiğimiz senelerde okuduğumuz için bu sene diğer kemallerden birine değinelim dedik Orhan Kemal'e. Onun Murtaza isimli eserini ben çok merak ediyordum. Yani bilinen büyük romanları var zaten. Çok kişi okumuştur diyerekten Murtaza'ya çevirdik rotamızı. Benim beklentimi çok karşılamadığını söyleyebilirim. Konu olarak ilginç ama çok tekrara düşen, gereksiz yere uzatılmış. Girişte de zaten Orhan Kemal söylüyor sonradan romana evrilmiş bir tiyatro oyunundan uyarlanmış bir kitap. Bunu çok net hissettiriyor okurken. Bu senenin en zayıf okumalarından biri diyebilirim. Ama yer yer Murtaza karakterinin de konuşmaları, o şaşkınlığı, o saf diriklikleri güldürmedi değil. Keşke okumasaydım diyeceğim bir kitapta değildi. Hemen ardından edebiyatımızın az bilinen kadın yazarlarından birinin kapısını çalalım istedim. Peride Celal'den Bir Hanımefendinin Ölümünü okuduk. İçerisinde Filme de uyarlanan Ada uzun öyküsüyle beraber iki öykü bulunuyordu. Ben çok severek okudum. Basımı da gerçekten çok güzeldi. h o yayınlarından çıkan. Kendilerine de böyle bir esere yer verdikleri için buradan teşekkür etmiş olalım. Güzel bir duraktı Peride Celal tanımayanlar varsa adını da buradan altını çizerek anmış olalım. Hemen ardından Aziz Nesin'in kapısını çaldık. Tabi edebiyatımızın sivri uçlarından biridir Aziz Nesin. Tatlı Betüş Aziz Nesin'in İlginç eserlerinden biridir. Aziz Nesin'in o zaten halkın aksak gönderini dibine dibine irdelemesi, kazması, mizahını çıkarması, zaten bilinen bir şey. Tatlı Betüş'te de bu vardı. Her ne kadar okuması biraz dolambaçlı ve zor olsa da bence Tatlı Betüş güzel bir duraktı. Hemen ardından Nihal Atsız'ın çok sivri bir kitabını okuduk. Dal Kavuklar Gecesi. Bu kitap bu sene okuduğumuz en <laughs> kitaplardan biriydi gerçekten. Çok da katılım olmuştu buna. Dönemin siyasilerini bu kadar cesurca eleştiren bu kadar ağır benzetmeler yapan bir kitap katılıp katılmamak okuyucuyu bağlar orası ayrı konudur. Burada nihalatsızı ele alıyoruz yani ilginç bir karakter gerçekten korkusuz fikirlerinin arkasında tak 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 ne düşündüyse yazabilen ve o dönemde müthiş bir okumaydı bence. Müthişi tırnak içinde söylüyorum tekrar yazdıklarının hepsine katılıyorum anlamında değil. Bazıları bunu yanlış yorumluyor. Bunu söylemek zorunda kalıyorum. İyi ki okumuşuz. Hemen ardından edebiyatımızın en nasıl söylenir? Nevi şahsına münhasır kalemlerinden biri. Ferit Edgü. İlginçtir. Ben bu yorumun bu kadar geleceğini beklemiyordum. Hocam Ferit Edgü'yü ilk defa duydum. Teşekkür ediyoruz. İyi ki okumuşuz. Açıkçası ben Ferit Edgü'nün daha çok tanındığını düşünüyordum. Eylül'ün gölgesinde bir yazdı eserini okuduk. Çok farklı bir Türkçe kullanır Ferit Edgü takır 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 anlatmaz. Öyle bir roman tarzı yoktur. Kelimeleri çarçur etmez, heba etmez, az ve özdür şiirsel romanlar yazar. Onunla tanışmış oldu birçok arkadaşımız. Gerçekten Ferit Edgü bu anlamda edebiyatımızda bulunmaz bir nimet okuyup okutmak gerekiyor. Ve artık yavaş yavaş 90'lara doğru geldik. Dedik ki Alper Canıgüz'den Tatlı Rüyalar kitabını okuyalım. En matrak kitaplardan biriydi herhalde. Katılım da oldukça yüksekti. Merak edenler de vardı Alper Canıgüz'ü ilk defa bu kitapla okuyanlar. Onun da ilk romanı zaten. Milenyum'un habercisi kitaplardan biriydi. 90'lar sonrasından artık ona geçtik, onunla devam ettik. Çok güzel bir okumaydı. Ve gerçekten kapağında yazan o psiko absürt romantik komedi tabirini hak eden bir kitaptı. Çok eğlendik. Kitaptaki o esprili dil, bilim kurgu romanımsı o anlatı tarzı, aslında işlediği konu zamanda yolculuk, paralel evrenler, işte kuantum, o oh, bu şu her şeyi harmanlamış. Güzel bir çorba yapmış. Alper ben de çok severek okudum. Tatlı rüyaları ve çok da beğenildi katılımcılar tarafından. Ve Tatlı Rüyalar'dan sonra senenin son edebiyat okumasıydı. Maraton zincirimizde Aşıklar Bayramı'nı okuduk Kemal Varoldan. Baba oğul ilişkisi üzerine yazılan ilginç bir kitaptı. İçerisindeki o mektup bölümleriyle insanı derinden etkileyen, baba oğul ilişkisiyle de başka bir yönden etkileyen Birçok siyasi göndermenin de yer aldığı ödüllü bir kitaptı. Bu senenin iyi okumalarından biriydi diyebilirim. Hemen unutmadan Falaka eserini de Tanzimat dönemi okumalarından sonraki aylarda okumuştuk. Biz günümüz Türkçesi basımından okuyarak güzel bir değerlendirme yapmaya çalıştık. Ahmet Rasim'in de gerçekten iyi bir gözlemci olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki çocukların o medreseye gitme aşamaları, işte o dönemin adetleri biraz mor salkımlı evlede. Paralellik kurduk. Çok güzel yorumlar yaptık bu ikisi arasında. Böylelikle Türk Edebiyatı'nda geçmişten günümüze güzel bir zincir kurmuş olduk. 2020 yılında yüzlerce insanla biz bu kitapları okuduk. Gayet memnun kaldık diyebiliriz. Böyle bir zincir yapmak istiyorsanız dallandırıp budaklandırmak size kalmış. Hepinize iyi kitap kurtlamalar diliyorum. Kitaplara ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.